Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alexey Patov. Dün Avrupa Bireysel Şampiyonası'nın 3. tur oynandı. Türkiye'den Şenol Vahap maalesef kaybetti. Emre Can berabere yaptı ama Mustafa Yılmaz kazanabildi. Bu videoda sizinle Mustafa'nın galibiyeti analiz edeceğiz. Hadi başlayalım. Bu maçta Mustafa beyaz taşlarla oynuyordu ve rakibi Sırbistanlı Büyük Usta Budislavic'ti. 2495. D4, D5, C4, E6, at F3, at F6, at C3 ve burada siyah C5 oynadı. Onun yerine ne var? Fil E'ydi mesela, kabul edilmeyin vezir gambiti olurdu. Fil B4 yani Ragozin potansiyel olarak olabilirdi. C6 da var. Slav savunması yani. Bir sürü seçenek var ama siyah C5 oynadı. Böyle bir variant var ve Mustafa E3 oynadı. Yani bildiğim kadarıyla beyaz burada ne yapabilir? CD5 sanki var. Ondan sonra siyahın bir seçeneği var. E5 bu tarır savunması. Yani mesela G3 sonra fil G2 kısa rok fil G5 ya da siyah A5 de aynı, alabilir. E4 AC3 BC3 CD4 CD4 fil B4 şah fil D2 diyelim. Siyah alıyor, beyaz alıyor, kısa rok ve böyle bir pozisyon oluyor. Evet, beyazın güçlü bir merkezi var. Ama oyun sonu siyah için daha faydalı olabilir. Niye? Çünkü bir majörite var yani vezir tarafında. İki piyon bir piyona karşı. Ama tabii ki hala oyun sonu değil. Yani bir sürü taşlar var tahtada. Ve böyle bir pozisyon oluyor yani. Beyazın planları ne olabilir? Yani fil C4 ya da fil D3. Ondan sonra bazen E5, at G5. Yani atak korumak istiyor beyaz şah tarafında. Ya da bazen D5 bile oynuyor. Siyah ne yapıyor? B6, fil B7, at D7, at F6 öyle bir şey. Ve siyah B6 oynadığı zaman beyazın bir plan daha var. A4, A5. Yani zayıf bir piyonu korumak için B6'da. Ama neyse ne, bu olmadı. Sadece göstermek istedim. Mustafa bu pozisyonlara girmek istemedi. E3 oynadı. A6. Yani fikir ne? Yani belki beyaz CD5, fil B5, şah oynamak istiyor. Ve siyah B5'teki kareyi kontrol altında aldı. Mustafa neyse ne aldı. CD5, ED5 ve Fili2. Yani çok yani salam oynuyor Mustafa. Risk almak istemiyor. At C6. Kısa rok. Siyah aldı. Ve ilginç bir seçenek yaptı Mustafa. Piyonla aldı. Yani atla alabilirdi mesela. Siyahın izole bir piyonu var D5'te. Yani 3 tane piyon adası var siyahın. Beyazın sadece 2 piyon adası var. Ve biliyoruz normalde daha az piyon adası varsa daha iyi. Çünkü piyonları korumak daha kolay oluyor. Ama Mustafa AD4 bir şekilde oynamadı. Niye oynamadı merak ediyorum. Belki düşündüğü siyahın taşları daha aktif burada olacak. Belki şu C1'deki fil pasif oluyor. Ama onu yani mesela B2'ye koyabiliriz. B3 sonra fil B2 ve A1 H8 çaprazında aktif olabilir bu fil. Ama neyse ne yapmadı bunu Mustafa. Piyonla aldı ve diyor ki ben pek çok istemiyorum hayatımdan. Yani çok küçük bir avantaj alırsam mutluyum yani. Sonra risksiz bir şekilde kazanmak için oynayacağım. Ve göreceğimiz gibi tam böyle bir şey oldu bu maçta. Mustafa'nın küçük bir avantajı vardı sürekli ama yetmiyordu yani. Beraber olmalıydı. Ama sonra rakibi bir hata yaptı ve maç bitti. Hadi bakalım. Fil E'ydi. Fil G5 mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü şu fil hiçbir şey yapmıyor C1'de. Onu oyuna getirmek lazım. Tabii ki D2 var, E3 var, F4 ama G5 en aktif bir kare bence. Kısa rok ve at E5. Evet. Mustafa yani iyi bir insan ama kazanmak istiyor bu pozisyondan yani. D4 almadı berabere için kazanmak istiyor. O yüzden at E5 şey gösteriyor. Yani kazanmak istediğini gösteriyor. At aktif kalıyor merkezde. Siyah onu alırsa büyük ihtimalle siyah materyal kaybediyor. Beyaz atını almak istiyor. At giderse fil E'di. Büyük ihtimalle ondan sonra at D5'e de vezir D5 var. Yani almak E5'te mantıksız siyah için. Orada almazsa eğer beyaz cadde da almak istiyor. Ve tam bu maçta oldu. Hadi bakalım. Fil E5 ve beyaz aldı. Siyah aldı ve görüyoruz. Siyahın C6'daki piyon biraz zayıf. Yani ve beyaz ne istiyor böyle pozisyonlarda? Kale C1, at A4, B3 belki öyle bir şey. Ve şu C6'daki piyona karşı bir oyun kurmak istiyor beyaz. Onun dışında
6'daki piyon da biraz zayıf. Yani siyah kolay bir şekilde kaleci 8 oynamaz. Niye? Çünkü file 6 var. Yani. Demek istediğim beyaz vezir tarafında oynamak istiyor. Siyah ne istiyor? Belki taşları değiştirmek istiyor. Tam bu Mustafa'nın rakibi bunu yaptı. Belki c5 fikirleri var. Ama c5 tabii ki çok yani sorumlu bir hamle. Niye? Çünkü c5 oynadığı zaman d5'teki piyon çok zayıf kalıyor. Hadi bakalım da kaleci 1 oynadı Mustafa. Mantıklı. Yani niye mantıklı? Çünkü hiçbir şey yapmıyordu şu kale a1'de. Açık dikeye getirdi. Hem de yani bir baskı koyacak c6'daki piyona karşı. h6 ve geri gitti. Yani ne gerek var fil çiftliği vermek? Yani fil f6. Yani. Fil h4, vezir a5 mantıklı. Siyah da gelişmesini devam ediyor. Ve fil d3. Ve biraz değiştirmek istedim. Şu fil f5'te gayet aktif. Niye Mustafa at a4 oynamadı bilmiyorum. Büyük ihtimalle benden çok daha iyi biliyor. Çünkü yani daha zaman vardı düşünmek için. Ama ben at a4 mesela düşünüyordum. Şu piyonu hemen saldırmak için kale c6. Belki henüz almak istemiyoruz. Fil d7 yüzünden ama bir baskı olurdu. Belki at a4 kale c8 mi siyah oynamak isterdi bilmiyorum. Ama beyaz çok sağlam oynuyor Mustafa. Ne yapıyor? Bütün taşları değiştirmek istiyor. Ondan sonra siyahın hiçbir yani karşı oyunu kalmayacak ama zayıflık kalacak c6'da. Ve yani beyaz risksiz bir şekilde kazanmak için oynayacak. Aldı aldı beyaz ve fil d8 ne istiyor? Belki at d7 büyük ihtimalle şu atla bir şey yapmak istiyor. Daha önce bunu yapamıyordu çünkü fil e7 vardı beyazın. Ve b3 mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü daha önce bahsettik beyaz ne istiyor? Yani at a4 oynamak istiyor ama hemen olmuyor. Onu bu kareyi korumak lazım. O yüzden b3 önce ondan sonra at a4. At a4'te çok iyi kalacak. Hem c5'e zıplayabilir hem de kaleyi açıyor dikeyde. Siyah at a4 oynadı. Mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü taşları değiştirmek istiyor. Çok taş değiştirirse oyun sonunda şanslar çok büyük olacak berabere için siyahın. Ve tam böyle oldu göreceğimiz gibi. Aldı beyaz, siyah aldı ve at a4. Mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü bu atayı alsaydı fazla materyal giderdi tahtadan ve büyük ihtimalle çok kolay bir berabere. Artık yani siyahın evet bir zayıflığı var ama beyazın da var b3'te ve d4'te. Hemen berabere olurdu. Ve Mustafa tabii ki kazanmak istiyor. At a4. Kale d6. Ve görüyoruz beyazın yani güzel bir avantajı var. Bilgisayara göre yani çok değil ama insan için yani gayet güzel bence. Niye? Çünkü risksiz yani. Siyah bir şey yapamaz. Sadece beraber için oynuyor. Ve beyazın planı gayet yani kolay. Burada bir zayıflık. Ona karşı yani bir oyun kurmaya çalışacağız. Kale f1 mantıklı. Niye mantıklı? Çünkü kale hiçbir şey yapmıyor. Yani 3 taş oynuyor ama 4. taş hiçbir yapmıyor. Ne yapıyoruz? 3 taşla mı bir şey yapacağız yoksa son bir taş oyuna getireceğiz? Tabii ki 4. bir taş oyuna getiriyoruz. Kale f1. Ondan sonra belki beyaz f3 oynamak istiyor. Ondan sonra kale e7 belki fikirler olabilir. Vezir b5 mantıklı. Değiştirmek istiyor siyah. Beyaz alırsa apiyonla alacak siyah ve kale çok aktif olacak dikeyde. O yüzden kale e3. Kale g6. Ne istiyor siyah bu hamleyle emin değilim. Ve at c5 oynadı Mustafa. F3 oynasaydı ne olurdu bilmiyorum. Ama oynamadı. Yani emin değilim. Belki ben bir şey görmüyorum şu an. Büyük ihtimalle F3 oynasaydı ondan sonra at c5 yani ne olurdu. Ben böyle bir şey düşünüyordum. Ondan sonra at c5. Çünkü şu an artık bu kareyi korumayacak. Ondan sonra belki e2 kontrol altında alacağız. Belki kale e3 oynayacağız. Yani dediğim gibi risksiz bir şekilde kazanmak için oynuyoruz. Ama Mustafa değiştirmek istedi. Emin değilim. Belki iyi bir fikir. Aldı ve çok materyal gitti tahtadan. Beyazın hala avantajı var. Niye var? Çünkü taşlar da aktif. Şu kale aktif saldırıyor. Şu kale pasif savunuyor. Tamam mı? Ve şu kale de yani büyük ihtimalle pasif olacak. C8'de ya da A8'de. Beyaz ne istiyor? Büyük ihtimalle kale de C3. Belki kale A5 sonra. Belki F3, şah F2. Yani adım adım yani pozisyonu geliştirmeye çalışacak. Hadi bakalım A5 mantıklı. Alttaki piyon bir piyon adası. Siyah bundan kurtulmak istiyor. Hem de kale A5 bir hamle engelliyor. Ve H3 oynadı Mustafa.
Evet, profilaktik bir hamle. F3 oynasaydı, çünkü normalde oyun sonunda şahla merkeze doğru gitmek istiyoruz. Ama belki hemen olmazdı. Diyelim, bilmiyorum, kale E6, şah F2, belki böyle bir hamle olurdu. Ve siyahın taşları çok aktif oluyor. Ama emin değilim. Kale D2 mesela. Bunu koruyoruz. Ama neyse ne, fazla girmeyelim. Yani F3 ile H3 yani pek fark yok. Ama normalde yani merkeze doğru gitmek istiyoruz şahla. Kale E6 ve kale E3 ve Mustafa değiştirmek istiyor. Mustafa bu oyunu çok sağlam oynuyor. Hiçbir şans vermedi kazanmak için siyaha. Ve sürekli kontrol altında beyazın bu maç aldı. Kale A6. Evet. Siyahın kale çok pasif. Dediğimiz gibi beyazın kale aktif. Ama çok az taş kaldı tahtada. Ve siyah ne istiyor? Şahını merkeze doğru getirmek istiyor. Belki şah B6. Ondan sonra şah iki CPU'nu koruyacak. Ondan sonra kale artık yani aktif olabilir. Kale A8, kale E8 öyle bir şey. Şah F2 mantıklı. Merkeze doğru gidiyoruz. Siyah da aynı şey yapıyor. G4. Yani biliyoruz iki zayıflık prensibi. Yani beyaz pozisyonu iyileştirdi. Vezir tarafında artık yani iyileştirecek bir şey kalmadı. Yani çünkü taş yok. Ve piyonu sürerse yani pozisyon daha kötü olacak yani iyileştirmek için değil kötüleştirmek yani. Mesela A4 çok kötü bir hamle olur kale B6 sonra B3'teki piyon zayıf ya da A3 kale B6 aynı şey. Demek istediğim her şey orada ideal vezir tarafında artık yani başka bir tarafa bakalım. Yani iki zayıflık prensibi. G4, şah D6 ve H4. Güzel. Hala maç beyazın kontrol altında gidiyor. Kale A7 mantıklı. Şimdi yani siyah düşünüyor belki gelecekte kaleyi aktif yapmak istiyorum. Kale E7. Hemen olmuyor çünkü beyaz alacak ama potansiyel olarak dediğim gibi ve dediğim gibi şah C7, şah B6 bir fikir var. Ondan sonra ikisi piyonu koruyacak siyah ve kale gidebilir E7'ye. Ve şah F4, kale A8. Siyah bekliyor. Diyor ki sen nasıl kazanacaksın bu pozisyonu? Ben bekliyorum. H5 ve bekliyor siyah. Ve E4. Mustafa pozisyonu vezir tarafında iyileştirmiş, şah tarafında iyileştirmiş. Şimdi merkezde oynamak istiyor yani. Aldı aldı ve G6. Tamam. Ve G5. Ve çok bir şey yani olmuş burada. Evet biraz geçici ya da geçen piyonu yapmak istiyor şah tarafında ama olacak mı olmayacak mı onu bakalım. Burada aldı siyah ve aldı. Yani H6 fazla olurdu yani. Kale A8, kale H8 olurdu mesela. Ya da F5 şah var yani. Aldı ve aldı. Ve görüyoruz siyahın 3 tane piyon adası var. A5, C6 ve F7. Beyazın aynı zamanda 2 piyon adası var. Beyaz için daha faydalı. Yani çünkü daha az piyon adalar var. Ama Mustafa maalesef için siyahın piyonlar yani çok az piyonlar kaldı. Çok az materyali var. Ve mesela siyah bu piyonu verirse hala berabere olabilir. Diyelim şah B6 ve kale gidiyor. Evet 3-2'ye karşı ama berabere. Hadi bakalım. Ve aynı şey yapıyor siyah. Mantıklı. Ve kale B7. Belki başka bir şey yapabilirdi. Kale A8, kale F6 diyelim şah. Ondan sonra hani kale E2 ya da şah B6 ya da bekleyebilir kale E7. Yani beyazın avantajı yetersiz kazanmak için demek istedim. Ama siyah bir hata yaptı. Kale B5 tek bir hataydı siyahın ve bu yetti. Yani satranç çok acımasız bir oyun ama iyi oynuyorsunuz yani 100 hamle iyi oynadınız sonra bir hamle kötü yaptınız maç bitti. Ve en acımasız şey şu 9 tur iyi oynuyorsunuz. Sonra son turda bir hamle kötü yaptınız. Bütün turnuva gitti. Bütün 9 gün gitti. Tamam mı? O yüzden demek istediğim satranç gerçekten çok acımasız bir oyun. Ve bundan sonra siyah kaybediyor. Niye? Çünkü biraz bir piyon kazandı. Ama siyahın kalesi çok pasif kaldı. Yani A8'de olsaydı kolay bir beraber. Her yerde olsaydı beraber. Ama şimdi beyaz değiştirmek istiyor ve siyah değiştirirse piyon oyun sonu kazanç beyaz için. O yüzden kale B4 ama şimdi kale C5. Ve siyah A4 oynamıyor. A4 oynasaydı belki hemen beraber olurdu ama beyazın kale C4 var. Ve yine de beyaz değiştirmek istiyor.
siyah düşmek istemiyor. İkinci ipini kaybediyor. Burada yani her şey basit. Değil mi? Ve hızlı geçelim bu pozisyonu. Yani beyaz ne istiyor? Şu piyonu değiştirmek istiyor. Ondan sonra iki geçici piyon var. Kazanmak kolay. Ve Mustafa bunu adım adım kazandı. Yani siyah alamıyor. Kalede D6 şah yüzünden. Evet, iyileştirdi, iyileştirdi. Siyah pasif kalmak zorunda. Yani hiçbir yere gidemez şu kaleyle mat yüzünden. Ondan sonra beyaz ne istiyor? Değiştirmek istiyor şu kaleleri. Ve siyah terk etti. Niye? Çünkü kale F8 bir fikir var. Ve bu kadar. Ve bu maçtan ne öğrendik? Yani Mustafa çok sağlam oynadı. Yani hiçbir şans vermedi. Risksiz bir şekilde bastı bastı ve sonunda siyah bir hata yaptı. Ve bir hata yedi kazanmak için. Acımasız bir oyun arkadaşlar. Teşekkürler. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.